Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzere börekçilerde satılan ve kat kat olup pul pul dökülen çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz talaş böreği tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip böreğin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü herkesin evinde olabilen klasik su bardağı. Suyun ardından yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağın ardından 4 su bardağı tepeleme olmayacak bir şekilde un ekliyorum. 4 su bardağı unu da ekledikten sonra bir su bardağı doldurduğum unu da yanıma alıyorum ve eklediğim un üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Sizlerde hamuru yoğururken 4 su bardağı unu gözünüz kapalı bir şekilde ekleyebilirsiniz ama 5. bardağı lütfen kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek hamuru yoğuralım. Ben hamur için klasik su bardağı ile çok tepeleme olmayacak bir şekilde 5 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun markasına göre, kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu verdiğim ölçülerden 1 ya da 2 yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Hamuru yorma kasesinin içerisinde şöyle kabaca biraz toparladıktan sonra bardağın dibinde kalan unu masanın üzerine serpiyorum. Ve hamuru burada pürüzsüz şöyle güzel özlü bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Hamuru masanın üzerinde toparlarken kesinlikle fazla ekstradan un ekleyip hamuru katı yapmayalım. Hamurun kıvamı ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yoğurduğum hamuru tekrar yoğurma kasesinin içerisine almadan önce sıvı yağ eklemiştim. Bardağın dibinde kalan sıvı yağ önce kasenin üzerine daha sonra da hamurun üzerine şöyle biraz sürüyorum. Hazırladığımız hamur mayalı bir hamur olmamasına rağmen daha rahat açılması için üzerine bir poşet kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum. Ben 10 dakika dinlendirdim. Eğer sizin zamanınız varsa 20 dakika dinlendirin. İnanın daha rahat açılır. Evet yaklaşık 10 dakika dinlendirdiğim hamuru hiç formunu bozmadan masanın üzerine çok az un um serpiyorum ve iki eşit parçaya bölüyorum. İki parçaya böldüğünüz hamur eğer eşit değilse benim yaptığım gibi yamalayarak eşitleyebilirsiniz. Bu aşamada bezelerin eşit olması gerçekten çok önemli. Bezeleri yaptıktan sonra hiç bekleme yapmadan açmaya başlıyorum. Ben bir bezeyi yaparken diğer bezenin üzeri kurumaması için poşetin içerisine sarıyorum. Dediğim gibi ben bezeleri böldükten sonra hiç dinlendirmeden açmaya başladım. Biraz sizler açarken zorlanabilirsiniz. Eğer isterseniz beze yaptıktan sonra üzerine bir poşet kapatıp 5 dakika dinlendirin ve daha sonra servis tabağı büyüklüğünde açabilirsiniz. Hamuru açarken un ve merdane yardımıyla açıyorum. Ben merdane kullandım. Sizler isterseniz oklava ya da merdane ile hangisi kolayınıza gelirse öyle açabilirsiniz. Bu böreği yaparken kullandığınız un da inanın çok önemli. Mutlaka böreklik baklavalık un kullanmanızı tavsiye ederim. Sizlerden kullandığım un çok soruluyor. Açıklama kısmını ekleyeceğim. İsterseniz bakın faydalanabilirsiniz. Evet, iki hamurda yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra dolaptan çıkardığım 200 gram tereyağını şöyle önce parmaklarımla parçalayıp hamurun üzerine yerleştiriyorum. Bu aşama gerçekten çok önemli. Mutlaka tereyağının soğuk olması gerekiyor. Tereyağını elimle parçalayıp hamurun üzerine yerleştirdikten sonra bir poşet kapatıp şöyle merdane ile düzeltiyorum. Daha sonra ikinci hamuru da serip kenar kısımlarından sıkı bir şekilde kapatıyorum. İsterseniz tereyağını bu şekilde benim yaptığım gibi elinizle parçalayarak ekleyebilirsiniz. İsterseniz de bir poşetin arasına alıp merdane ile açıp hamuru üzerine yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde yapmak benim daha kolayıma geliyor ama sizler dediğim gibi o yöntemle de yapabilirsiniz. İki hamurun kenarlarından sıkı bir şekilde kapattıktan sonra üzerine bir poşet kapatıp 5 dakika dinlendiriyorum ve daha sonra hamuru açmaya başlıyorum. Hamuru açarken altını üstünü biraz unlayıp merdane ile açabildiğiniz kadar büyük bir hamur açalım. Ben normalde bu böreği yaparken bu aşamada oklava kullanıyorum. Ama sizlerin de merdane ile ne kadar kolay ve rahat açıldığını görebilmeniz için merdane ile açıyorum. Hamuru merdane ile açabildiğim kadar büyük bir hamur açtım. Ve daha sonra kenar kısımlarını şöyle elimle çekiştirip düzeltiyorum. Ve daha sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı sürüyorum. tereyağını sürerken özellikle hamurun kenar kısımlarını güzel bir şekilde yağlayalım. Hamuru yağladıktan sonra bir ucundan başlayarak şöyle ara ara çekiştirerek sıkı bir rulo yapıyorum. Bu aşama gerçekten çok önemli. Sararken mutlaka ara ara çekiştirerek sarmaya özen gösterelim. Hamuru rulo yaptıktan sonra orta kısmı mutlaka bir tık kalın oluyor. Elimle esneterek genişletip eşitliyorum. Rulo yaptığım hamuru iki parçaya bölüyorum ve dondurucuma sabilen bir tepsinin içerisine alıyorum. Ve içerisine eklediğimiz tereyağların donması için üzerine bir poşet kapatıp 10 dakika dondurucuda bekletiyorum. Eğer isterseniz hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra 4 parmak genişliğinde kesip dondurucuya kaldırabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartıp kalan işlemleri yapıp pişirebilirsiniz. İnanın lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor ve elinizin altında hazır bulunmuş oluyor. Yaklaşık 10 dakika dondurucuda beklettiğim hamuru masanın üzerine alıyorum ve şöyle parmaklarımla biraz bastırıp genişletiyorum. Parmaklarımla bastırıp biraz genişlettikten sonra yaklaşık 4 parmak genişliğinde dilimlere bölüyorum. Ben hazırladığım hamuru 9 parçaya böldüm. Yani 9 tane börek yapıyorum. Sizler isterseniz 3 parmak genişliğinde yapıp daha küçük börekler yapabilirsiniz. Hamuru parçalara böldükten sonra hiç bekleme yapmadan un ve merdane yardımı ile kare olacak bir şekilde açıyorum. Evet sizler hamur aç aşımı izlerken ben de size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu eğer tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür teşekkür ederim. Açtığım hamurun tam ortasına gelecek şekilde hazırladığım iç harcından ekliyorum. Ben bugün talaş böreğini lor peynir ve çökelek karışımı ile yapıyorum ve içerisine de birkaç tane ince ince kıydığım taze soğan ekledim. Biraz tuz, biraz karabiber ve biraz daha pul biber ekledim. Ama sizler istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. İç harcını ekledikten sonra hamuru zarf şeklinde katlıyorum ve katladığım kısımları şöyle parmaklarımla sıkı bir şekilde kapattıktan sonra elimle bastırıyorum ve bir kenara alıyorum ve böreğimizin son şekli böylesinde gördüğünüz gibi yapımı gerçekten çok pratik. Eğer isterseniz börekleri bu şekilde hazırladıktan sonra da dondurucuya kaldırabilirsiniz. Dondurucudan çıkardıktan sonra buzu çözülmeden yumurta sarısını sürüp daha önceden ısıtılmamış soğuk fırına koyun ve daha sonra derecesini ayarlayın. Zaten fırın ısınana kadar böreklerin buzu çözülmüş oluyor. Evet, bütün börekleri aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine dizdikten sonra üzerine bir fırça yardımıyla güzel bir şekilde çırptığım yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra artık böreklerimiz pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda daha önceden ısıtılmış 200 derecede 35 dakikada börekler gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen 30. dakikadan sonrasını kontrollü bir şekilde pişirelim. Size şöyle böreği yakından da göstermek istiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi puf puf kabarmış ve çok güzel gözüküyor. Bu aşamada videonun sesini açıp sizlere böreğin nasıl kat kat olup pul pul döküldüğünü göstermek istiyorum. Videomu izledikten sonra beni hangi şehirden izlediğinizi takip ettiğinizi yorumlarda belirtirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.